FETÖ'de de öyle. Sadece siyasi ayağı yoktu FETÖ'nün. Her yerde vardı FETÖ. Bir tek siyasete sızamamıştı Türkiye'de. 28 Şubat'ın da siyasi tarafının yok muydu? 28 Şubat'ın sadece askerler tarafından organize edilmiş, sadece orayla sınırlı bir şey miydi 28 Şubat? Evet, ben aslında bir süreç olarak bakmak lazım 28 Şubat'a dedim. Bu aslında süreç olarak baktığımız zaman bütün o ülkeyi yöneten askerler değildi. Ülkeyi yöneten hükümetlerdi. Seçilmiş hükümetlerdi. Koalisyon hükümetleriydi. Ve onların yönetimleri altında yaşanan bir dizi cinayet, bir dizi büyük olaylar, mafya örgütlenmeleri, bütün bunlardan sonra biz 28 Şubat'lara geldik. Bu bakımdan asker her zaman için o zaman bile bizi işin içine sokmayın dediler. 28 Şubat kararlarını ayrıca da bir hatırlatma da ben yapayım. Erbakan uygulanması için bakanlarına talimat yazdı. Ayrıca bunun ötesinde İçişleri Bakanı olsun, Sağlık Bakanı olsun, bütün diğer bakanlar olsun 28 Şubat kararları da nasıl uygulanacağı konusunda gerekçeli talimatlar yazdılar bakanlıklara. Ve daha sonra da Batı Çalışma Grubu kuruldu biliyorsun ve bu talimatların içlerini ilgilendirdiği için ve kendi jandarma komutanlığı o zaman biliyorsunuz genelkurmaya bağlıydı. Bunların bu uygulamaların izlenmesi için de bir Batı Çalışma Grubu, bir çalışma grubu oluşturulmuştu. Şimdi bunlar bir tarih. Fakat bugün yaşadığımız gibi o zaman da bütün sorumluluğu ben siyasette bulurum. Ülkeyi yönetemeyecek bir duruma getirdiğiniz zaman ülkenin örgütlü sivil güçleri olsun. O zaman tabii ki askerin söz hakkı çok daha önemliydi. Çünkü anayasal olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda vardılar ve hatta çoğunluktaydılar. Bu bakımdan ülkenin yönetiminin şirazesinden çıkması, yönetilemez bir duruma gelmesi karşısında nasıl ki mesela Susurluk olayında bütün millet tencere tava çaldı, isyan etti, sokağa döküldü. Kadınlar 20 bin kişi, 20 bin kadın nasıl Ankara'da bu anlatılan Sincan olayı nedeniyle yürüdü ve bir sürü olay yaşandı. Aynı şekilde bu ülkenin şirazesinden çıkması karşısında askerler de bir şekilde kendilerine düşen bir anayasal görevi yerine getirmeleri gerektiğini düşündüler ve harekete geçtiler. Daha doğrusu bu konuda şikayetlerini dile getirdiler. Şimdi bir bu. Yani siyaset her zaman için ülkemizde yaşanan derin olayların içindedir. Ve sorumlusudur. Bunu altını çizmek lazım. Bugün de baktığımız zaman balyoz davaları olsun, Ergenekon davaları olsun, siyaset bunun içindeydi. Hatta sorumlusuydu. Bütün bugün çok net bir şekilde daha rahat söyleyebiliriz ki aslında hem balyoz hem Ergenekon ve benzeri o zincir içindeki diğer davaların esas körükleyicisi, esas yöneticisi AKP iktidarıydı. Ve bu amaçla da FETÖ'yü kullandı. FETÖ'nün yargı içindeki adamlarını kullandı. Davaların hep arkasındaydı. Şimdi ben demin bahsettiğim konuda çok önemli Şirin'in söylediği ve Turgut Kazan'a yönelttiği soruya ben de bir yanıt vermek istiyorum. O konuda Turgut Kazan'a katılıyorum aslında. Bir korku, bir mağduriyet. Sürekli olarak bir mağduriyet durumu içinde olduklarını göstermek istiyorlar. Çünkü
mağduriyet her zaman için siyasete kazandırmıştır. Ama gerçek mağduriyet kazandırmıştır. Mağduriyeti olanaklarını, koşullarını yaratabilirler mi bu konuda? Onu bilmiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bu demin bahsettiğim amirallerin bildirisi, 28 Şubat'taki mahkumiyetler, bunun yanı sıra Balyoz davasında 7 mahkumiyetin, 7 kişinin beraatinin bozulması ve yeniden yargılanma talebiyle davanın mahkemeye iade edilmesi. Bütün bunlar aslında neyi ifade ediyor, neyin korkusu diye sormuştum ben. Bir parça içinde bulunduğumuz seçim sürecine giderken bugünkü koşullarda bütün anketler gösteriyor ki iktidar bu seçimleri kaybedecek. Tabii ki 1,5 yıl içinde, 2 yıla yakın bir süre içinde neler yaşarız onu bilmiyorum. Fakat acaba soru ortaya atıyorum. Acaba bugün mağduriyet yaratma konusunda neler yaşayacağız ve bugün emekli askerlere karşı yürütülen bu gereksiz, hukuksuz, tıpkı Balyoz davalarını anımsatır gibi yargıyı kullanarak verilen mahkumiyetler, yapılan tacizler, acaba içinde bulunduğumuz ve yaşayacağımız 1,5 yıllık süreç için bir program taslağı bize sunuyor mu? Evet. Onu bilmiyoruz gerçekten de. Şu mu acaba? Ben bir adım daha ileri gideyim ve şunu söyleyeyim. Şöyle bir çok farklı görüşler var. Ben buna katılmıyorum ama onu dinlendireyim ben. Hükümetin bu seçimleri kaybedeceğini anladığı için veya anlayacağı koşullarda iktidarı bırakmamak için elinden geleni yapacaktır diye böyle bir yaygın kanaat var. Ne yapabilir diye bu konuda çeşitli fikirler ileri sürülüyor. Ne yapabilir? Hatta bugün gene birkaç şey okuyordum böyle. Sıkı yönetim olağanüstü koşullar yaratabilir, sıkı yönetim ilan edebilir, seçimleri erteler vesaire falan. Şimdi hükümetin bu amaçla orduyu kendi önünde, biliyorsunuz ki hiçbir kontrol mekanizması, kendisini kontrol edecek hiçbir mekanizma istemiyor ve hepsini kontrol altında tutuyor. Yani sivil halktan kendisine kalan gelebilecek anayasal, anayasayı çiğneme bağısına, zaten anayasanın çiğnendiğini biliyoruz. Evet. Daha ağır